Abi istersen kısa kısa seyircilerimizin sorularını cevaplayalım. Bazı soruları var. Sistemleri de oldu. Faruk Bey demiş ki Ahmet Nur Çebi aday olacak mı? Neden kesin kazanacakmış gibi teknik direktör arıyor? Çünkü kendisine tribünlerden yapılan tepkilerin tribünden ibaret olduğunu düşünüyor. Camianın bu süreçte kendisinin arkasında durabileceğine inanıyor. Ben paraları zamanında ödüyorum. Borcu işte çok fazla artırmadım. İşte 2,9-3 milyar ortalama aldım. Şu anda 7 oldu. Yani iki katını da aştı. 7 milyar TL'ye yaklaştı. Bunu da normal kur artışında başarılı olduğunu inanıyor. O yüzden gitmekte kararsız davranıyor. Son aldığım duyumlar işte çarşamba dediler. Perşembe toplantı yapacak dediler. Hem Fikret Orman'a hem de süreçteki açıklama yapacak dediler. Olağanüstü kongreyle de ilgili 9 Aralık seçim tarihi gözüküyor aldığım duyumlar. 9 Aralık'ta seçim olacak gözüküyor. Çünkü Mali Kongre'yi öncesine alalım demişler. 21 Kasım gibi Mali Kongre düşünülüyor. Yapılması gereken ertelenen Haziran'daki bir kongre var. O kongreyle birlikte böyle bir düşünceleri var. Anladığım kadarıyla bir acil bir şey değişik olmasa Galatasaray maçını bekliyor. Galatasaray maçını kazanırsak iklim değişebilir, durum değişebilir. Ondan sonra yeniden aday olup olmayacağını, kongreye girip girmeyeceğini değerlendiriyor. Bu bir süreç. Tabii bu sürecin içerisinde bir tek adaylığını açıklayan Hasan Arat. Hasan Arat da kendi demokratik duruşu itibariyle adaylığını açıkladı. Yani Beşiktaş'a başkan olmak istemek, hizmet etmek istemek, bunun için plan proje koymak, çalışma yapmak en güzel şey. Eğer ben inanamıyorum Beşiktaş'ta yani birileri aday çıkıyor diye eleştiriliyor yani. Hasan Arat aday oldu diye eleştiriliyor. Yani arkadaşlar alkışlanması lazım. Fikir zenginliği var, şey var. Yöneticiler de bir garipler. Yani adayların çıkmasından rahatsızlar. 250 imzayı toplayan her aday ve kongreye getiren bu standart uzun herkes adaydır ve benim için kıymetlidir. Beşiktaş'a dertlenen adam Beşiktaş aday olur. Ya Beşiktaş'ta dernekler var. Dernekçileri eleştiriyorlar şu anda. Yani işte derneklerde çok büyük oy var. Ahmet Nurçe bunlara güvenerek yapıyor. Arkadaşlar dernekler her zaman var ve derneklerde görev yapan herkes Beşiktaş'la dertlendiği için, Beşiktaş'ı yaşamak istediği için varlar. Ötekileştirmeyin. Mesela deniyor ki üçüncü bir soru, belki sorulardan biri vardır. Ya bu blok oylar gelirse kongreyi etkiler mi? Evet etkileyebilir. Ama burada bile Beşiktaş'ı tanımadıklarını ya da iyi bilmediklerini, iyi hissetmedikleri bir gerçeği var. Ben 30 yıldır Beşiktaş'ı yaşıyorum, kongreleri yaşıyorum. Bir soru cevap vereyim. Kimseyi de eleştirmeyeyim. Soru şu. Hürsel Tekin Aktuay ve ekibi Fikret Orman döneminde yapılan 4.500'e yakın, 4.000 küsur bir oyun, blok oyun şey olduğunu savundular. Bunlar işte yok sendikacılar dediler. İşte hani bir 15 kişi yapılmış. Bilmem ne bunlar şöyle böyle bir şey yapıldı. Ya bu tür reaksiyon refleks göstermelerin de anlam göstermiyor. Yani her önüne gelen olmasın. Beşiktaşlı Galatasaray, Beşiktaşlar dışında Fenerli olup Galatasaray olup birinin fabrikasında çalışan bilmem ne insanlar da Beşiktaşlı olmayanlar olmasınlar. Nitelikli olmayan insanlar olmasınlar. Yani orada üniversite şartı getirilsin. Yüksek lisans şartı getirsin. Atıyorum yani belli bir potansiyel karar şey yapılsın. Bu seçim şey değiştirilsin. Yani bir skala getirsin. Her önüne gelen Beşiktaş şey olmasın. Diyelim ki üniversite mezunu olacak. İşte bu zaten oradan işte referans mektubu alıyorsun. 4.500 kişi bindirme dedikleri oy aldılar. Derne yaptılar Fikret Orman döneminde. Dediler ki işte bu 4.500 oyu alan eline seçim kazanır. Ortalığı yıkar. Zaten 7.000 kişi geliyor. 4.500 almışlar. İşte kesin Beşiktaş'ın kararına tahakküm eder dediler. Ben de o günlerde de söyledim. Arkadaşlar çok büyütüyorsunuz. Yapılanlar Beşiktaşlıysa Beşiktaşlı onu bunu dinlemez. Beşiktaş kalbini dinler. Beşiktaş taraftarı da kongre üyesi gibidir. Kızar, sessiz kalır. Çok öne çıkıp top oynarken de öne çıkmaz. Yaşamda da öne çıkmaz ama Beşiktaşlar sağlam bir aidiyet duygusu vardır. Ne oldu o 4.500 kişi? Ahmet Nur Çebi 20 sandıktan silme birinci çıktığında neredeydi oldu bindirilmiş? Hepsi Ahmet Nur Çebi'ye muhalifti o yapılanların. 4.500 gelseydi ortaya üstüne de 1.000 koysaydı 5.000 oyla zaten Serdar Adalı başkandı. Ya da Ahmet Nur Çebi'nin kazanmasını istemeyenler Çebi'ye destek vermezdi. Demek ki ne oluyor? İnsanlar üyelik yapabilirler. Beşiktaş'a ekonomik olarak katkı sağlayabilirler. Beşiktaş ne kadar Beşiktaş varsa çoğalabilirler. Barcelona 100 bin üye yapıyor. Öbürü başka bir şey yapıyor. Siz kaç tane üye yapıldığıyla ilgili değil.
odaklanılması gereken ne, gelen üyelerin ne kadar kaliteli olduğu ile ilgili. Ya öyle Beşiktaşlar var ki o kadar kaliteli devlette, bürokraside, orada burada, iş dünyasında. Ya meziyet onları çekip alıp üyeye aidat yapmak, paralarını almak, işte bilet aldırmak, kombin aldırmak. Yani bugün üye sayısının artmasından ben rahatsız olmam. Çünkü çıkar orada Beşiktaş taraftarı inandığına söyler. Ahmet Nurçebi başarılıysa, başarılı olduğuna inanıyorsa gider ona verir. Ahmet Nurçebi kendi yapsa bile, kendi adamları yapsa bile gidip Ahmet Nurçebi'ye vermeyecek bir sürü adam tanıyorum ben. Başarısız gördüğü için. O yüzden gerçekten üye yapılan Beşiktaşlıysa bundan korkmanıza gerek yok. Bak Beşiktaşlıysa, üstüne üstlük bilinçliyse, yani güdülebilir noktada, işte fabrikayı da bilmem ne değil ya da işte bilmem ne Beşiktaş'ı bilmeyen insanlarsa o zaman evet etkili olabilir, ama Beşiktaş'ı biliyorsa, okuyorsa, yazıyorsa, üniversite mezunu, bir yerde çalışıyorsa, Beşiktaş'ı yaşıyorsa, gelişmeleri takip ediyorsa, bu adama hiç kimse, o kabine girdiğin zaman, tek başına kaldığın zaman vicdanıyla şeyin arasındadır. Hiç kimse bilmez. Bu iş öyle olmaz arkadaşlar. Yani orada başka bir şey dönebilir. O yani bir de Beşiktaş'ta işte dernekleri düşman, öbürleri bilmem ne değil. Burada kendinizi ifade edeceksiniz. Beşiktaş sürecinde beklenen hikaye şu. Yapılması gereken hikaye şu. Beşiktaş'a proje kim üretiyor? Birbirini eleştirerek, birbirini aşağı çekerek, birbirine hakaret ederek, küfür ederek, ki ben küfre karşıyım. Her zaman karşıydım. Bugün söylüyorum. Bugün değil, 30 yıldır aynı yerdeyim. Hem iktidarlara söylüyorum, hem muhalefetlere söylüyorum, hem de tribündekilere söylüyorum. Beşiktaş makamına gelmiş hiçbir kişiye, Süleyman Seba başta, o gün başladı, Süleyman Seba'dan başladı tepkiler. Arkasından Serdar Bilgili'ye de kızına falan küfrettiler. Arkasından Yıldırım Demirören'e, arkasından Fikret Orman'a, arkasından Ahmet Nurçebi'ye. O gün söyledim. Bugün Fikret Orman'a küfredenler ya da ettirenler ya da bilmem ne yapanlar, buna savrulan, bunu makus ve de maruz görenler, buna tepki göstermeyenler yarın bu sonla karşılaşırlar. Arkadaşlar, Beşiktaş'ın başkanı seçilmiş makamına, başkanı sevmeseniz de saygı duymak zorundasınız. Sadece Galatasaray, Fenerbahçe'li değil. Bütün önce Beşiktaşlar duyacak. O makam seçilmiş başkan, kongre seçmiş. Gidene kadar o başkan. Küfür edemezsiniz. Ailesine de demezsiniz, kendisine de demezsiniz. Demokratik tepkinizi, reaksiyonunuzu gösterin. Sonuna kadar hakkınız. Ona kimse bir şey diyemez. Ama küfür olduğu yerde bir dakika duracaksınız. Küfür olmaz. Küfür olduğu zaman ne oluyor biliyor musun? Beşiktaş'a hizmet etmeye çalışan nice zenginler var. Bugün bir tanesiyle konuştum. Fatih'cim bu ortama mı girelim, küfür yemek için mi diyorlar. Ve bu insanlar kaçıyorlar yani. Çok kıymetli, çok derin Beşiktaşlar var. Sonra diyor ki ya bu insanlar neden gelip hizmet etmiyor? Neden uzak duruyorlar? İşte bundan dolayı. Ve birçok insan, bazı yöneticiler, bazı isimler, bu kaotik ortam olsun, kimse gelmesin diye bunu da tolere ediyorlar. Başkanları geçmişi kırılıyor, o onu kırdırıyor falan böyle. Ve işin garibi şu, mu hep unutuyorlar. Yarın aynı durumlar bize de gelir demeyi unutuyorlar. Bu men dakika dukka olayları oluyor. O yüzden bir seçilenlerin, yönetenlerin, camianın, ortak aklının, bu insanların vicdanla akıl arasında sakin kalmaları, kulüplerine zarar verebilecek her türlü davranıştan uzak durmaları lazım. Sayın Nurçebi eğer aday olursa bu kaos bitmez. Bu kaos devam edecek. Bu savaşı verirken tribünlerin sakinleşmesini bekleyecek. Ama sadece tribünlerle olan bir şey değil. Evet, şöyle bir iddia var. Deniyor ki işte bu ülkede işte tribünler, sosyal medyadaki tepkiye göre siyaset şekillendirilmez. Sandık başkadır deniyor. Doğrudur. Fakat kaçırdıkları bir şey var. Sonuna kadar katılırım. Tribün tepkisi çok önemlidir. Kıymetlidir. Tribünleri küçümsediğin anda zaten bu işler başına geldi başkanın. Yarın bu tepkinin sadece tribünlerden ibaret olduğunu sanarak da bunu söyleyenler de hata yaptırıyorlar. Sokağa insinler. Kendi etrafında sarılan, kendi etrafında başkanım harikasın, çok yakışıklısın, karizmatiksin, sen bunları hak etmiyorsun. Bunlar kim ya, 3-5 kişi falan diye verdikleri için kendi iktidarlarını, kendi yöneticilerini, kendi iş pozisyonlarını kaybetmemek için başkana veriyorlar güveni. Sen de soruyorsun bana, diyorsun ki başkan neden gerçekleri görmüyor mu da tekrar bu sürecin içine girmek istiyor? Tercihidir bilemem, ama ben tavsiyem şu: her zaman dinlediğiniz insanlar, her zaman yanınızda olan insanlar ya da olduğunu düşündüğün insanlar, sizi doğru yönlendirdiğini yapan insanlar, Sayın Ahmet Nurçebi'yi gerçekten doğru yönlendirmiş olsaydı bugün bu sorunları yaşamıyor olurdu. O zaman ne yapmak lazım?
Bir dışarı açılmak lazım. Bir çarşıya inmek lazım. Bir orada hasbi oturmak lazım. Hiç görüşmediği, hiç dinlemediği, hiç istişare etmediği insanlarla bu yakındakiler olmadan sağlıklı bir şekilde, ya yüzüme söyleyin lütfen, Beşiktaş Başkanı olarak değil, Ahmet Nur Çebi olarak soruyorum, ne görüyorsunuz diye sorması lazım. Ya da dün yanında olan, adayken yanında olan akıl veren gazeteciler vardı. Biz başkana seçim kazandırdık diyenler vardı. Şimdi en çok eleştiriyi Ahmet Nur Çebi onlar yapıyor. Arkadaşlar, siz iktidar başkanının desteklediğiniz adamın başkan olma hayalini mi kurdunuz? Şimdi maşallah gazeteciler şeylerden, taraftardan daha çok kaptırıyorsunuz başkanı. Hayırdır, ne oldu yani? İktidarınızı mı kaybettiniz? Gideceğini mi anladınız? Yeni başkana mı oynuyorsunuz? Bırakın bu işleri. Ne görüyorsanız onu söyleyin. Taraftarlar için de söylüyorum. Haklılar. Ben de aynı duygulardayım. İyi yönetilmiyor Beşiktaş. Sıkıntılı, bir değişime ihtiyaç var. Bir sürece ihtiyaç var. Ama Ahmet Nur Çebi hangi yolu seçecek? Galatasaray maçından sonra olacağı söyleniyor. Oraya doğru bir gidişat var. Çünkü sürekli örteliyor, sürekli bekliyor. Bu kadar beklemesinin, aday olup olmayacağını söylememesinin arkasında da bu var. Zaten kararını vermiş olsaydı açıklardı. Neyi bekliyor ki? Demek ki aday olma ihtimalini besliyor içinde. Bunun hesaplarını yapıyor. Kongre üyelerine bakıyor. Oraya bakıyor. Etrafını kolaçanacak. Kaç kişiyiz biz diyecek. Ona göre bu arada belki zaman kazanıyor. Yeniden aday olacak. Ha, aday olur, iktidar olur, müktedir olur mu? Tribünde kalır mı, kalamaz mı? Onu bilemem. O benim işim değil ama Beşiktaş bu süreçler, ben üzerine çıkıyorum. Hem Fikret Orman döneminin son bir yılında, hem Ahmet Nur Çebi Fikret Orman çekişmesinde, ki yeni bir perde açıldı. Karşılıklı sataşmalar var. Fikret Orman dedi ki hesaplaşacağız dedi. Dur dedi, sen bana yaptıklarının şeyini çıkaracağım dedi. Ve Beşiktaş Başkanı'nın adayını da düşünmüyorum dedi. Yani hesaplaşma içerisinde olduğunu gösterdi. Yani bu dönem için düşünmediğini söyledi. Şimdi bu hesaplaşma... Şu an Fatih Doğan'ın bağlantısı koptu. Maalesef. Bu sırada arkadaşlarımızın yorumları vardı, soruları vardı. Onlara bakalım. İletişimi bu kadar kötü olan bir başkan ve yönetimi ben 40 senedir görmedim. Salih Çim'i eleştiriyor. Cevap sosyal medyadan veriliyor demiş Mehmet Barış. Onun dışında yine sorularınız varsa alabilirim. Aziz Yıldırım da öyle düşünüyordu. Ne kadar fark yediğini herkes gördü. Bu kadar başarısız bir adamı kimse onaylamamalı denmiş. Fatih Doğan şu an yayına gelecek mi acaba? Evet arkadaşlar, Futbol Plus ekranlarında Fatih Doğan'la birlikte Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdik. Futbol Plus'ta gün içinde yayınlarımız devam edecek. Kanalımıza abone olarak gün içindeki yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.